Küçük Güzeldir programında bu hafta yeniden Mausa'da kale içindeyiz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu mekan pastalarıyla ünlü Tatlı Hayat. Çok teşekkür ediyorum bugün bizi burada ağırladığınız için. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizi tercih edip buraya uğradığınız için. Tabii seve seve. Burası benim her zaman geldiğim ve her zaman sevdiğim bir mekan ayrıca. Şöyle başlayalım. Birazcık bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Sanırım İstanbul'da başlayan bir kariyer hayatınız var. Evet. Daha sonra Kıbrıs'ta devam etti. Aslında önce burada başladı, sonra İstanbul, sonra tekrar geri geldik. İlk aslında okuduğum bölümün hiç yaptığım işte bir ilgisi yok. İşletme mezunuyum. Burada daha önce ilk başladığım işim bankacılıktı. Sonra eşim de üniversiteden mezun olduğunda buradan ayrılma kararı aldık. Evet. Kıbrıs'tan gidip İstanbul'da yaşadık bir 10 yıl. Ama orada yaşadıktan sonra hep böyle şey Kıbrıs'a geriye dönmenin bir şeyi vardı, özlemi vardı. Oradayken de ben pastacılık eğitimi almaya başlamıştım. O eğitimlerden yola çıkarak acaba böyle bir iş Kıbrıs'ta yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Arkasından ben denemeler yapmaya başladım aldığım eğitimlerden. Sonra bir gün adına Tatlı Hayat dediğimiz o pastayı yaptım. Eşim işten gelince ona ikram ettiğim zaman tadını o kadar çok sevdi ki tamam dedi, kesinlikle biz bu işi Kıbrıs'ta yapabiliriz. Öyle olunca zaten şey iş yerini açtığımızda ve Tatlı Hayat olmasına karar verdiğimiz zaman adımızın tamam dedik, bu pastanın adı da Tatlı Hayat olsun, bu bizim imzamız olsun. Öyle başladı. Evet, aslında İstanbul'dayken tam olarak böyle bir hedef yoktu. Yok. Hiç başlarken aslında tamamen tesadüfler eseri. Ben mutfağa olan merakımdan pastacılık eğitimi almaya başladım. Hani eğitimi alırken böyle bir iş yapacağım kararı yoktu. Ama şey eğitimi almaya başlayınca çok sevdim. Daha fazla eğitim almak istedim. Başka yerlerde de eğitimler bulmaya başlayıp günübirlik o eğitimlere gittim. Sonra sürekli eğitim almaya başladım. Sonra hocamdan rica ettim. Hani ben bu işi daha çok öğrenmek istiyorum. Bana çalışabileceğim bir yer ayarlar mısınız? O bana bir yer ayarladı İstanbul'da. Oraya gitmeye başladım. Çok sevdim. Oradaki çalışanlarla da çok güzel bir diyalog olmaya başladı aramızda. Bana bildikleri her şeyi öğretmeye başladılar. Çok güzel. Sonra işte şey buraya gelme kararı verince bu işi yaparız düşüncesiyle geldik. İlk başta şeyde Gülseren bölgesinde küçücük bir dükkan açtık kendimize. Orada sadece orası bir kafe değildi ama. Sadece böyle bütün pastalar yapıp onları sipariş verenlere teslim ederdik veya dilim almak isteyenler paket alıp giderdi. Aradan işte böyle bir 8-9 yıl geçince bir de o bölgenin çehresi de değişmeye başlayınca bir de müşterilerimizden çok şey talebi gelmeye başladı. Hani biz bu tatları gün içerisinde de tabii bir kahve eşliğinde hani tüketmek isteriz. Başka bir yere geçin. Hani bu dükkan olmaz. Ben de çocukluğumdan kale içini çok severdim. Tabii ki biz kale içini düşünmeye başladığımızda çok şeydi burası. Bu dükkan zaten 20 yıl kapalı bir yerdi. Her tarafta böyle şey çivilerle çakılmış kapı penceresi vardı.
karanlık bir yerdi. Ama ben böyle buradan geçip giderken o kadar güzel hayal ederdim ki burayı. Çünkü özellikle. Oysa burası çünkü kalbi... Aynen öyle ve benim çocukluğumda bir çarşıydı burası. Yaşayan bir çarşı, düğmecisinden yorgancısına kadar her şey kale içindeydi ve çok güzeldi. O günlerin de böyle şey özlemi ve hayaliyle dedim ki burası güzel bir yer olur. Sonra sahiplerini bulmak için bir çaba harcadık. Çünkü buranın sahipleri Kıbrıs'ta yaşamazlar. İngiltere'deydi aile. Onlara ulaştık. Çok güzel. Onlarla böyle uzun böyle görüşmelerimiz oldu. Aslında çok niyetleri yoktu burayı kiralamakla ilgili. Ama biz böyle hayalimizi onlara anlatınca onlar da heyecanlandılar. Tabii. Ve şey başladık. 12 ay sürdü buranın şeyi, tadilatı. Her şey sıfırdan yeniden yapıldı. Ve şey bizi çok mutlu eden bir yer çıktı ortaya. Sonra şey insanlar çok şaşırdılar. Hiç bekledikleri bir şey konsept değildi. İnsanların buraya geleceğini hiç düşünmediler. Çünkü Mausa'da herkes hep Salamis yolunda hareket eder. Evet. Ama biz hep şeye inandık. İyi bir şeyler yaparsanız ve genelden farklı olursanız mutlaka onu da tercih edenler olacaktır. Tabii ki. Öyle de oldu zaten. Biz mutluyuz burada. Hani Salamis yolundan daha farklı bir şeyimiz var, müşteri kitlemiz var. Evet, orayı daha çok öğrencilere bıraktık artık evet, gibi. Bizim dükkanımıza gelen kişiler daha çok şeydir. Hani biraz önce de hani Hüseyin abi vardı burada dedi ya, şey isterseniz, figüran isterseniz ben gelebilirim. Yıllar içinde onlarla böyle çok güzel diyaloglarımız oluştu. Bizi hep şeyler bu tip kişiler tercih eder. Evet. Hüseyin abi mesela her gün Yeniboğaz içinden çıkıp bize gelir. Ne güzel. Bize gelmek için gelir yani bütün o kadar kafeyi geçip daha çok butik insanlardır müşterilerimiz. Evet. Ve tabii turistler de var gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Turistler geliyor. Sonra şey bu Red Bus'ta gelip gezen kişilerden kendi başına gezip bizi bulan kişiler tercih ediyor. Etrafta butik oteller açılmaya başladı. O butik otellerde kalanlar geliyor. Bazen şey Derinya bölgesinden buraya gezmeye gelen Rumlar geliyorlar. Evet, hatta onların içinden de müdavimlerimiz oluşmaya başladı. Bazen diğer taraftan telefon açıp pasta siparişi verirler bize. Gününde gelip alırlar. Yani keyifli bir yer oldu. Seviyoruz burayı. Evet, gerçekten öyle. Çok güzel bir yer. Ve dediğim gibi tam kale içinin kalbinde. Evet. Ve burasının kazandırılması da önemli oldu. Çünkü evet, sanki sizinle birlikte devamı geldi. Aynen öyle oldu. Buradaki canlanmanın. Kesinlikle öyle oldu. Çünkü şey, hani insanların ürktüğü bir yerdi kale içi. Evet. Ürktüğü derken şu an yatırım yapmak anlamında. Evet. Buraya hiç kimsenin gelmeyeceğini düşünürdü insanlar. Ama biz hep şeye inandık. İyi bir şey yaparsanız insanların aslında daha farklı şeylere de ihtiyacı var. Doğru. Öbür türlü çünkü hep aynı tip işletmeler evet, oluyor. Birbirinin çok benzeri. Birbirinin şey, çok benzeri. Hatta buranın şeyini, tadilatını yaparken bize hep şey ne derler işte kahve markalarının bir tipi gibi olacağını düşündüler burasının. Biz hayır dedik. Öyle bir şey değil. Tamamen kendi duygularımızı, bizim ruhumuzu yansıtan ve hani şey Akdenizli bir yer, kale içine göre bir evet, yer olsun istiyoruz. Öyle de bir şey çıktı ortaya. Evet. Ondan sonra geldi diğer insanlar da. Thank you.
açılıyor burası? Akşamları da açık sanırım. Kaça evet. kadar açık kalıyorsunuz? Gece 11.30'a kadar açığız biz. Haftanın 7 günü. Aa, çok güzel. Sabahları 8'de açılışımız oluyor. Ama müşterimiz daha çok işte böyle 9 civarlarında gelmeye başlar. Zaten her gün yeniden bir temizlik şeyi olur. Sürecimiz olur. Daha çok 9 ile 11.30 arası hizmet veriyoruz. Evet. Burada yiyecek olarak sanıyorum pastalarınız var. Tabii sizin özel burada üretilen pastalarınız. Onun dışında kahvaltı menüleri de mi var? Kahvaltı şöyle, geniş bir kahvaltı menümüz yok. Ama her gün çıkan işte poğaça çeşitlerimiz var. Yine kendi tariflerimizden. Evet. Tostumuz var. Bazı günler börek yapıyoruz. Böreğimiz var. Ama hani böyle şey serpme kahvaltı tarzında evet, ya da böyle şey işte günlük şey ne derler her gün belirli standart bir kahvaltı menümüz yoktur. Evet. Biz daha çok böyle şeyiz. Hani o gün ne yapmak istersek yaptığımız tuzlu çeşitlerimiz var. Müşterilerimiz hangisine denk gelirse onu tercih edebiliyor. Düzenli olarak her gün olan tostumuz var ama. Çok güzel. Onlardan peki, alabilirler. Öyle sanıyorum ki akşamları alkollü içecek seçeneği de var. Burada vakit geçirmek isteyenler için. Orada da şöyle hani çok çeşitli alkoller değildi bira çeşitlerimiz ve birkaç şarap seçeneğimiz var. Bunlardır şeyler. Hani alkolde böyle çok geniş bir yelpazeye yayılmak istemedik. Evet. Sadece şey hani kendi konseptimiz içinde çok açılmadan bira falan içmek isteyen kişilere de bir tercih sunmak istedik. Evet. Onlar var. Peki bir işletmeci olarak tabii işletme eğitimi de aldınız aslında. Bu böyle bir sektörde çalışmak size zor geliyor mu acaba? Şöyle zorlukları var. Şeyin avantajını çok yaşadığımı söyleyebilirim. Hani bazen insanlar dese bile işletme okudunuz, çok alakasız bir şey yapıyorsunuz. Aslında öyle değil. İşletme okumanın inanılmaz faydasını gördük bu işi yaparken. Hani yönetim kısmında bize çok fayda sağladı. Mutlaka. Ama şey ne derler, bu işin çok ciddi zorlukları da var. Özellikle eleman kısmı çok şey ne derler sıkıntılı ülkemizde. Bunu hani yayınlar mısınız bilmiyorum ama ciddi bir şekilde buna alıştırdıkları için herkes sadece memur olmak istiyor şeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O yüzden çalışan bulmak konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Evet, biraz yeni jenerasyon onu kırmaya başladı gerçi ama yine de evet. Lefkoşa'da zaman biraz daha fazla ama Mausa'da hala o yok. Evet, o yani gelenek şey, devam ediyor. Aynı gelenek devam eder. Bulamıyorsunuz şey çalışan ve bu sadece bizim yaşadığımız bir sıkıntı değil. Mausa'nın genelinde çok ciddi bir şey sıkıntı var. Çoğu kişiler gücü olanlar daha doğrusu artık şey uğraşmayıp yurt dışından bu tip işlemler yapan işletmelerle şey yapıp iletişim halinde olup topluca bütün personelini şeyden getiriyor, yurt dışından getiriyor. Evet. Evet, çok güzel. Peki arzu eden izleyicilerimiz için soruyorum. Buraya pasta siparişi verip istedikleri bir pastayı yaptırıp alıp da gitme şansları da var. Var. Kendi evlerinde sunmak için belki tabii özel ki. Etkinlikleri için. Tabii ki. Çünkü çok güzel pastalarınız var. Teşekkür ederim. Bizim zaten başlangıç çıkış noktamız o. Evet. O yüzden şey onu hiç bırakmadık. Hep devam ediyor. Hatta bizim Lefkoşa'dan Girne'den çok şey müşterilerimiz var. Eminim. Yıllardır bizden alışveriş yapanlar. Şey hani Mausa'dan onlara hediye pastalar gitti zamanında. Oradan bizi bulup öğrenip yıllardır bizden alışveriş yapan Lefkoşa'dan Girne'den de müşterilerimiz var.
bahsettiğimiz gibi tabii burada her şey çok özel. Öyle sanıyorum ki sütünüzü bile günlük ve taze getiriyorsunuz buraya. Pastalarınız da aynı şekilde özenle yapılıyor. Evet. Hiçbir böyle mas anlamında bir üretim yok aslında, yok. Bir toplu üretim burada. Peki düşünüyor musunuz biraz daha büyümeyi, farklı şubeler açmayı, yoksa bu aslında bu sizin özel üretiminize tamamen gölge düşürecek bir tavır mı olur? Evet. Ya şöyle, yıllardır bizden böyle bir talepte bulunuluyor. Mutlu da oluyoruz duyduğumuz zaman. Ama oturup konuştuğumuz zaman aynı kaliteyi devam ettirebileceğimize inancımız çok fazla olmadığı için hep bu bizi adımlarımızı geriye çekiyor. Çünkü üretim noktasında her şeyi çok böyle kontrollü ve özenle yapmanız gerekiyor. Şubeleştiğimiz zaman bunu ne kadar devam ettirebileceğiz? O konuda böyle çok soru işaretlerimiz var. O yüzden hep buna geri durduk. Ama tabii ki ileride buna bir çözüm üretebilir miyiz ve kararımız değişir mi? Açıkçası şu anda bilmiyorum ama şimdilik sadece Mausa'da olmaya devam edeceğiz. Evet, burayı isteyen, bu tadı isteyen herkes Mausa'ya gelecek ve bu keyfi yaşayacak demek. Evet, geliyorlar da ve bizi çok mutlu ediyor bu. Bir nedenle Koşa'dan, güzel yurttan bile gelen müşterilerimiz var. Evet. Çok mutlu eden bir şey. Peki çok teşekkür ediyorum bizi bugün burada ağırladığınız için. Biz çok keyif aldık bundan. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi güzel bir şekilde anlattığınız için teşekkürler.